Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, bazılarım, kıymetli dinleyenlerim, Allah rahmetiyle cümlemize muamele eylesin. Cümlemizi affı mağfiret eylesin. Cennetini bize bahşeylesin. Kıymetli kardeşlerim, esasına, işin hakikatine bakarsanız, kamil-i müşhitler, Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala'nın arzın vekilleridirler. Onlarda yok yoktur. Eğer siz alıcıysanız, siz eğer pazara çıktıysanız, anga tüccar malı almak istiyorsanız, kulaklarınızı açacaksınız, talepkar olacaksınız, Allah'tan talep edeceksiniz, Allah-u Teala bize destur müsaade verecek, biz de tezgahımızı açacağız ve siz de bundan istifade edeceksiniz. Eğer siz talip değilseniz, alıcı değilseniz yani, hala işinizle, gücünüzle uğraşıyorsanız, hala çocuğunuzu emziriyorsanız, hala çocuğunuzu, kocanızı veya hanımınızı, tarlanızı, tumbunuzu, işinizi düşünüyorsanız, bu pazardan bir şey alma şansınız yoktur. Yani testiniz doluyken yeniden testi doldurma şansınız yoktur. Dolu testiyi nasıl dolduracaksın? Evet, bu pazara gelirken, yani suya giderken dolu testiyle gidilmez. Boş testiyle gideceksin. Testiyi de çeşmenin altına koyacaksın, dolacak testin. Yani gönlünü açacaksın, talibi olacaksın, talep edeceksin. O da sana izzet ikramda bulunacak. Allah'ın lütfü keremi ihsanıyla. Şimdi bu talebe hazır mısın? Böyle bir talebin var mı? Ona bak. Gönlünü yokla. Gönlündeki masivayı kaldır ve Allah-u Teala'nın lütfü keremine, izzet ve ikramına talip ol. Neredesin, ne yapıyorsun? Bu zamana kadar çalışıyorsun. Ne elde ettin? Beraber bakalım. Ve söyleyelim. Neyimiz var? Elimizde neyimiz var? Ne aldık, ne sattık bu pazarlarda? Boşa mı dolandık? Boşa mı çamur çığnadık? Yoksa hakikaten bu pazarların talibi olduk ve alacak nasibimizi aldık. Bırakın Allah-u Teala üzerinizdeki nimetini tamamlasın. Size izzette ikramda bulunsun. Kapınızı kilitli tutmayın. Seher vakti yatmayın. Rahmet meleklerini kovmayın. Allah'a talip olun. Allah kuluna kafidir. O size her cihetçe kafidir. Bizi sevk eden Allah, ihtiyaç sahiplerine göre sevk ediyor.
Gideceksin Irak'ta falancı zatı bulacaksın. Onunla sohbet edeceksin veya ona emanet vereceksin. Diyor biz de bunun bu dağın fırtınasına, karına, boranına bakmıyoruz. Irak'a gidiyoruz. O zatı buluyoruz. O zata o emaneti veriyoruz. Sen buradasın da niye bilmiyorsun? O orada bekliyor ve emaneti alıyor. Kadrini, kıymetini biliyor. Şimdi bu kervan kalktı sabahleyin Kudüs'e gidiyor. Acaba boşuna mı gidiyor? Yani sade bir film çekmeye mi gidiyor? Reklam olsun diye mi gidiyor? Derdine deva olsun mu diye gidiyor? Yoksa oralarda birileri mi bekliyor? Yoksa oralarda banka tüccar mal mı satacak? Sevdikleri mi var? Emanet ehli olanlar mı var? Onlara emanet verecek. Pişe hele bir pişe Yemen'i. Yemen'deki dizimin dibindedir. Dizimin dibindeki de Yemen'dedir. Efendim öyle buyurmuş. Biz de öyle söylüyoruz. Yani dizimin dibinde oturursun ama bir şey alamazsın. Niye? Talibi olmazsın. Alıcı değilsin. Kulak asmazsın. Değer vermezsin. Kıymet bilmezsin. Bağlantı kurmazsın. Sümmameni sümme keferi yaşarsın. Yaptığın işlerden fazla şerrin vardır. Sütü sarineyi de efendim testeyi doldurur, küleği doldurur, güzel de süt verir, bir de bakarsın arkasından bir tekmik vurur, hepsini töker. Geriye hiçbir şeyin kalmadı. Nasıl iz takip edeceksin? Nasıl söz takip edeceksin? Nasıl yutacaksın? Bir işine, bir emrine karşı gelmek, onunla bağını koparırsın. Onunla olan irtibatını koparırsın. Seninle eğlenecek değil. Seninle uğraşacak değil. Kim hastaysa, kim dertliyse, kim alıcıysa onu buluyor. Onunla hemdem oluyor. Onunla halvet oluyor. Onunla muhabbet kuruyor. Ona muhabbeti akıtıyor. Onun testisini dolduruyor. Onu aşka, muhabbete getiriyor. Onu yeşertiyor. Onu bakıyor, onu besliyor, onu büyütüyor. Niye? O alıcı, sen alıcı değilsin. Sen alıcı değilsin, onun için senin evine gelmiyor. Onun için seninle muhabbet kurmuyor. Onun için seni terk ediyor, anlamıyor musun? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bütün sevdiklerinizi terk edeceksiniz. Bütün sevdiklerinizi terk edeceksiniz, Allah'a talip olacaksınız. Allah'tan gayrısını terk edeceksiniz. Gönüllerinizi Allah'a açacaksınız. Gönüllerinizi masivadan temizleyeceksiniz. Zikirle, şükürle, ibadetle, hayırla, hesanetle, bilakis namazla. Ama siz namazı kılmayı da bilmiyorsunuz. Vesvese içinde namazı kılıyorsunuz. Sanki pazarı namazda kuruyorsunuz. Bir sürü şey alıp satıyorsunuz, veriyorsunuz, alıyorsunuz. Vesvese namazı kılıyorsunuz. O kıldığınız namazın da yükü var sizde. Allah'ı mı kandırıyorsunuz?
Kendinizi kandırıyorsunuz. E niye duruyorsunuz kıble? Niye huzura duruyorsunuz? Bunda durmayın anlamı çıkmaz. Adam gibi durun. Nasıl? Sohbete geliyorsanız, gelin diyorsak, namaza da öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber dediğin zaman, ruhun Allah ile karşı karşıya gelecek. Ruhun Miraç evine girecek. Allahu Ekber diyorsun, ruhun havalanıyor, birden rotasını değişiyor. Gönlüne göre değişiyor. Gönlünden geçene göre değişiyor. Sevdiğinin yanına gidiyor, koruya konuyor. Onunla konuşuyorsun bu sefer. Allah'ı unuttun. Namazı unuttun. Kiminle berabersin? Allah'la beraber değilsin. Allah'a namaz kılmadın. Kime kılıyorsun namazı? Yap secdeni bakayım kime yaptın? İşte sevdiğine yaptın. Put perestsin, put. Böyle bir namaz şekli yok. İnsanlar kandırılmış, aldatılmış, ferasetsiz alimlerin, gözü kör imamların elinde kalmış. Namaz kılmayı bilmiyorlar. Namazın miraç olmasının ne demek olduğunu bilmiyorlar. Huzuru kalp değiller, kalbi selim değiller. Masivarı kalbin ibadeti sahih değildir. Havayı nefsine göre ibadet yapar.